Nehirler vardır, tarihimizin destansı geçmişini anlatır. Nehirler vardır, kilometre çizgisidir. Nil'den Tuna'ya Osmanlı medeniyeti, Amuderya, Silidere, buralar Türkistan coğrafyası, Horasan medeniyeti ve Orhan Irmağı, Yenisey Vadisi, kültür tarihimizin tapu senetlerinin bulunduğu yer. Değerli izleyenlerimiz, önemli bir yerdeyiz. Kültür ve medeniyet tarihimizin ihtişamlı geçmişinin aktığı Sakarya Nehri başındayız ve Sakarya Irmağı'nın kaynadığı Eskişehir Çifteler'deyiz. Sözü uzatmıyor, içinden muhteşem binlerce yıllık kültür ve medeniyet tarihimizin aktığı Sakarya Nehri belgeseliyle sizleri Sakarya'nın kaynağından, Çifteler'den, Sakarya başından baş başa bırakıyoruz. İnsan bu, su misali kıvrım kıvrım akar ya, bir yanda akan benim, diğer yanda Sakarya. Su deyince durmak gerek. Abi hayattır su, medeniyettir su, kültürdür su. Zaten yüce yaradan insanı bir damla sudan yaratmadı mı? Ama önemli bir su kaynağındayız. Kültür ve medeniyet tarihimizin destansı geçmişi olan Sakarya Nehri'nin doğduğu yerde Eskişehir Çifteler Sakarya başındayız. Değerli bir dosttan bilgi alacağız. Bulunduğumuz yer çok önemli. Osman Bey değil mi? Evet. Osman Bey bize bir anlatın buraları. Neresi buralar? Sakarya Nehri Eskişehir ilimizin Çifteler ilçesine bulunmaktan. Burası bir baha. Baha'da çıkan bir şey, güzellik. Sakarya Nehri buradan Çifteler ilçesinden doğup Karasu'ya kadar ulaşmakta. Adapazarı Karasu'da Karadeniz'de buluşmakta. Burada tabii Sakarya Meydan Muhabiresi'ne hizmet etmiş. Sakarya Nehri kaynağımız buralar 860 kolunda denizden yüksekliği. Kaynak olarak debisi en yüksek nehrimiz. Yani Türkiye'deki en büyük nehrimiz olarak kabul ediliyor. Ne kadar saniyede çıkış noktası? Yani DSİ'nin verilerine göre aşağıda bir Emirlik bentimiz var. Bentimizdeki verilerin ölçümü 7,5 ton civarında saniyede. 7,5 ton su çıkıyor saniyede. Saniyede 7,5 ton. Evet. Burada değişik endemik türler var. Osman Gazi Üniversitesi'yle ortak şey yaptığımız çalışmalarda canlı yapısını ve bitki yapısını incelediler. Ona göre değişik bitki ve balık canlı yapısı var. Onun dışında kuş çeşitliliği de fazla burada. Kuş cenneti olarak da bilinir bu bölge. Aşağı yukarı aşağıda balık damımız var. Balık damı Sivrisay bölgesine dair. Başkaya dediğimiz bir kaynağımız var ilk olarak. Başkaya, ondan sonra ana gölete düşüyor. Ana göletimiz var. Daha sonra halk arası tabirleri var. Gökköz dediğimiz bir kaynağımız var. Gene sahnede aşağı yukarı 700 ton civarında bir sivrimiz var. Burada ayrıca su altı dalışlarımızı da yapıyoruz. Güzel bir yapıya da sahip. Daha sonra Kıtkız kaynağımız var. Kıtkız kaynağımızda Ankara Üniversitesi balık testlerini de besliyor aynı zamanda. Daha aşağımızda Karaburgu dediğimiz bir kaynağımız var. En büyük debiye sahip noktamız orası. Aşağı yukarı orada 3 ton civarında tahmin ediyoruz Karaburgu'nun. Daha da aşağıda Çifteler'in şebeke suyunda sağladığımız hamam kayarı kaynağımız var. Oranın sıcaklığı biraz daha farklı. O bunlardan sıcaklık olarak farklı. Mineral olarak birbirine yakın ama 26 dereceye yakın bir suyumuz var. Ama irili ufaklı birçok kaynağımız mevcut. Var diyorsun. Efendim buraları gezip görüyor mu insanlarımız? Tabii. Yani birçok noktadan gelen özellikle bu bölge tabii vatandaşları geliyor ama yani en yakın Afyon, Bilecik, Kütahya, Polatlı, Ankara tarafından gelen misafirlerimiz, Konya yolundan özellikle olduğu için Konya'dan gelen misafirlerimiz oluyor. Thank you.
Sakarya Nehri deyince durmak gerekiyor. 3000 yıllık geçmiş, daha doğrusu Anadolu tarihinde birçok tarımın ve medeniyetin Anadolu'da yaşatıldığı bir bölge. Frigya Vadisi, Frig Vadisi, Eskişehir, Kütahya, Ankara'nın bir kısmı ve Afyon civarını kapsayan önemli bir merkez. Evet. Ve Frigya medeniyeti, 3000 yıllık, 4000 yıllık medeniyet Sakarya Nehri Havzası'nda hayat bulmuştu. Gordion Antik Kenti, Frigya Vadisi'nin başkenti, bugün Porsuk ve Sakarya Irmağı'nın Polatlı yakınlarında birleştiği yerde bulunmuştu. 120'ye yakın höygün bulunduğu, yası höyük, Kral Midas'ın antik mezarının bulunduğu yer bu coğrafya. Binlerce yıllık bir tarih. İslam medeniyeti tarihinde İslam orduları İstanbul'u fethe gelirken Sakarya Havzası'nı kullanmışlardı. Ve Allah Resulü'nün övgüsüne mazhar olmak için bu vadilerden, bu nehirlerden su içerek İstanbul'a gitmişlerdi. Selçuklu medeniyetinde buranın ayrı bir yeri var. Zira Selçuklular 1071'de Malazgirt'i fethettikten hemen sonra, birkaç yıl sonra yine Sakarya Nehri Vadisi üzerinden geçip İznik'i başkent yapmışlardı. Osmanlı tarihinde Sakarya Nehri'nin çok önemli yeri var. Zira Osmanlı tarihi kuruluş ve kurtuluş destanını burada Sakarya Nehri'nde gerçekleştirmişti. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunda Sakarya Meydan Muharebesi, Eskişehir Kütahya Savaşları, Sakarya Meydan Muharebesi'nin kazanılması yine bu nehir vadisinde Polatlı Haymana'da gerçekleşmişti. Evet, Sakarya Nehri kültür ve medeniyet tarihimizin sınır çizgisi. Anlatılıp söylenecek çok şey var. Biz Sakarya Nehri'nden akan tarihi adım adım Sakarya Nehri'nin doğduğu buradan çiftelerden Eskişehir'den başlatarak araştırmaya, gezmeye, tarihe not düşüp belgesel çekmeye devam ediyoruz. Bizleri ağırladınız buradan efendim. Çifteler Belediye Başkanımıza iletilmek üzere ki o Sakarya Nehri'nin başkenti de diyebileceğimiz Çifteler sahip bir şey, bir şahıs, bir belediye başkanımız. Çünkü Çifteler Belediyesi'ne bağlı Sakarya Nehri. Kendisine Sakarya Meydan Muharebesi Şehitlere Vefa kitabımız, İçişleri Bakanlığımız RODES projesi kapsamında Avrasya Gazeteciler Derneği olarak yaptığımız bir çalışma. Kendisine iletirseniz seviniriz. Sizlere takdim etmek istiyorum efendim. Kadir Başkanımız, çok selam ve muhabbetlerimizi söyleyin.